Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS videosu olacak. Yalnız size göstermek istediğim bir şey var. Kameraman dön bakalım. Dön. Evet. Arkadaşlar, Logitech Türkiye'ye binlerce kez teşekkür ederim. Çünkü bana bu muhteşem G29 setini ulaştırdı. Gördüğünüz gibi son derece güzel, böyle karizmatik bir direksiyon. Yanında gayet güzel bir vites ve aynı zamanda aşağıda gaz, fren ve debriyajın bulunduğu pedalımız orada. Şimdi şöyle güzel bir görüntü oldu. Bundan sonra ben de işte bu tür oyunları daha böyle keyifli oynayacağım. Şimdi bunu sizlerle beraber test edeceğiz. Logitech G29 gerçekten şu an zaten piyasanın en iyi direksiyonlarından bir tanesi. Hatta kafaya oynuyor diyebiliriz. Logitech'e tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum bana bu ürünü ulaştırdığı için. Şimdi gelin ETS2'de biraz keyif yapalım. Evet canlar, haydi geçelim hemen ETS2'de direksiyon setini bir test edelim. G29'da Logitech Türkiye ile yollara düşüyoruz. Şimdi benim şu anda 91.000 TL param var. Bu arada Karadeniz paketini aldım. Türkiye'de oynayabiliyoruz, onu da söyleyeyim. Şimdi tek seferlik bir iş yapalım ve Türkiye haritasına gidelim. Şurada arkadaşlar Tekirdağ kısmında, İstanbul kısmından bakalım. İstanbul Burgaz, İstanbul Edirne var. Ben bunu tercih ediyorum. İstanbul Edirne yolculuğu yapabiliriz. 23 bin lira para veriyormuş şurası. Hadi gelin bu işi alalım. Ve Logitech'in G29 bu muhteşem direksiyonuyla birlikte yollara düşelim. Gerçekten çok mutluyum. Yani Logitech beni tercih ettiği için, bu ürünü bana ulaştırdığı için gerçekten çok ama çok mutluyum. Aşağıda açıklamalar bölümünde ürünün linkine ulaşabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken nedir? Işıklarımızı bir açalım. Dur, önce bir şu aracı bir çalıştıralım. Yola koyulalım. Gördüğün gibi baya baya böyle şey konuşuyor yani. Navigasyonu falan da sesli ayarladım. Oyunun sesini biraz kısayım çünkü bende yankı yapabilir. Tamam. Şimdi baya baya gerçekçi bir deneyim sunuyor diyebiliriz arkadaşlar. Bak, gördüğünüz gibi direksiyon 900 derece oluyor herhalde bu. 900 derece dönebiliyor. Tamamıyla hiçbir lag olmadan direkt benim çevirmemle beraber dönüyor. Yani bu konuda da bir sıkıntı yok. Ya muhteşem bir direksiyon seti ya. Bari ara sıra ben buna joystick diyebilirim. Niyeyse buna joystick deyip duruyorum. Şimdi şöyle bir devam edelim arkadaşlar. İki yatak bakalım. Yallah şoför yallah. Buraya böyle güzel bir müzik iyi giderdi aslında, İbrahim Tatlıses'ten falan. Ulan oğlum, yanlış mı geldim? Çok da böyle alışık olduğum bir oyun değil ETS. Heh, tamam çıktık. Tamam hadi gidiyoruz. Şimdi şuradan şöyle geniş alalım ve sağdan çıkalım arkadaşlar. Çıkış burası sanırım. Aynen. Şimdi uzun bir yolculuk bizi bekliyor olacak. Bu oyunun böyle hastaları falan varmış. Yani ben bilmiyordum. Çok fazla araba yarışı oyunu falan da oynamam. Tır hiç oynamam. Ama bu joystick set, şey bak yine joystick diyorum. Bu direksiyon seti bana ulaştığından beri abi inanılmaz keyif alıyorum. Evde kurdum. Annem falan hep beraber geldik baktık falan. Hani anneme de araba kullanmayı öğretmek istiyordum. Buna bir sola baktı. Dönmeye hazırlanın. Ya bu inanılmaz gerçekçi diyor. Hani ben bununla öğrenirim diyor. Hemen sinyalimizi verelim. İnanılmaz zevkliymiş arkadaşlar. Bazen izlerken belki keyifli gelmeyebilir böyle bu oyunu bu şekilde oynamak ama yani ben direksiyon setlerine hiç böyle merakım olmamasına rağmen sola dönün. Şu oyunu direksiyonlu bir şekilde oynadım. Ya böyle bir keyif yok. Bu arada oyunun sesini açmazsak olmayacak. Çünkü şeyi duymuyorum. Nedir o? Arabanın devir seslerini falan, tırın devir seslerini duymuyorum. Şimdi şey çok güzel. Bunun kendi içerisinde bir motoru var arkadaşlar. Sensörleri falan var bu joystick, yine joystick diyorum bak, direksiyonun. Bu sayede toprak yola girdiğinizde veya bir kaza yaptığınızda bayağı tangur tungur sallanıyor. Benim masa sallanıyor bildiğiniz. Böyle her yer titriyor. O kadar güzel yapmışlar ki ve ayrıca hissiyatı inanılmaz güzel. Bu deri kaplaması o kadar güzel ki gerçekten bir arabaya binmişsiniz ya da bir tıra binmişsiniz de direksiyon tutuyorsunuz gibi hissediyorsunuz. O açıdan Logitech süper bir iş yapmış. Kendilerini tebrik ediyorum. Ve ETS'yi, ya bu oyunun içinde mesela bizim Burak da hep aynı şeyi söylerdi. Kanka eğer direksiyon yoksa çok fazla zevk almazsın diyordu. Ben bu arada çok yollara çok dikkat etmeden yardırıyorum şu anda. Soldan devam edin. Eğer direksiyon setin olursa çok keyif alırsın diyordu. Logitech de sağ olsun bana ulaştırdı direksiyon setini ve ben de bu keyfe nail oldum. Gerçekten çok güzel. Dediğim gibi açıklamalar bölümünde ürünün linkine ulaşabilirsiniz. Piyasadaki şu anda en iyi direksiyon setlerinden bir tanesi arkadaşlar G29. Çok fazla kullanılan bir tane daha direksiyon var. G27. Bu çok 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 uzun süredir kullanılan efsane bir direksiyon setlerinden bir tanesi. Yine Logitech'in.
G29 da G27'nin bir versiyonu. Baktığınız zaman çok böyle aşırı derecede bir fark yok ama tabii ki yine işlevsel bazı farkları mevcut. Şimdi şuradan bir geçelim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi OGS, HGS gidiyoruz yani bayağı Türkiye'de takılıyoruz abi. Ne diyor? Ha, yolun sonunda ödenecekmiş. Tamam, devam edelim biz. Durmamızdan anlamıyorum. Ha, tabii bu arada bir ile kaldırmamız lazım. Şimdi bu 12 vites bir tır. Allah! Oğlum ben yanlış yerden girdim herhalde. Buradan geçer mi lan bu tır? Vallahi geçirdik ha. İlk kazamızı da yaptık. Hadi hayırlı olsun. Tamam. Hemen sağdan kaçalım biz. Sinyal verelim. Şu araba bir geçsin yanımızdan. Tamam, biz İstanbul yoluna gireceğiz. Soldan devam edin. Soldan mı? Ha, ileriden sağdan dön diyor. Tamam. Navigasyonu da iyi takip etmek lazım. Yoksa Allah'a emanet gideriz. Vallahi Bulgaristan'dan çıkarız yani bir anda. Hemen şunu 7'ye atalım. Şimdi 7'ye nasıl atıyorum? Arkadaşlar ilk başta ilk 6 vites normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ondan sonra X tuşuna bir tuş atadım. İkinci kısmına geçirtiyor. 1'e taktığımda 7'ye takmış oluyorum. 2'ye taktığımda 8'e takmış olurum. Öyle devam ediyor. 12 vitesli bir tır. Tırlar hakkında da çok fazla bilgim yok. Onu da söyleyeyim. Oyunda öğrendik işte, bir şekilde çözdük. Şu an ben dönüş yaparken öyle titriyor ki, öyle güzel bir hissiyat veriyor ki anlatamam size ya. Ya bu deneyimi yaşamanız lazım. Soldan dikkat edelim. Araç geliyor. Hemen söyle sola. Sinyal verelim. Biz de hızlı bir şekilde gideceğiz. Yani ETS 2 hakkında biraz bilgi verelim. ETS 2 arkadaşlar, kendi lojistik firmanızı kurduğunuz ve size verilen ürünleri belli bir yerden başka bir yere götürdüğünüz bir oyun. İlk başta bana hiç keyifli gelmiyordu bu oyun. Ya bundan ne anlıyorlar falan filan diyordum. İnsan oynamaya başlayınca bunun keyfini anlıyormuş hakikaten. Şu oyundan keyif alacağımı düşünmüyordum bak, ne yalan söyleyeyim. ETS 2'den Soldan keyif devam alacağım edin. hiç aklıma gelmezdi arkadaş. Tabii bende direksiyon seti var şimdi. O hat safhada bir... Lan ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Benim düzlem etmem lazım. Burayı kapatmışlar. Ha, bu kaza yapmış la. Kolay gelsin. Evet, burada kaza almış abi. Allah'tan ben yandan yardırdım gittim vallahi. Görüyorsunuz değil mi nasıl usta şoförüm? Tırmır fark etmez. Kaptan yollarda. Şöyle altıyı alalım. Oğlum kapalı yerden geçtik gittik, ceza meza yemedik ha. Allah'a emanet gidiyoruz, hadi bakalım. Onu diyordum yani, ETS'yi hiç beğeneceğim aklıma gelmiyordu ama tabii direksiyon seti olunca gayet güzel görünüyor. Şimdi 4 Rally diye bir oyun var biliyorsunuzdur. Onu indirdim. Onu da deneyeceğim. Gerçi bir girdim, şeyi yapamadım. Direksiyon ayarlarını yapamadım. Bu ürünü aldığınız zaman arkadaşlar, G29 aldığınız zaman Logitech'in zaten sizde bir yazılımında olması gerekiyor, bu gaming yazılımı. Bende zaten mevcuttu. Ben zaten hem klavyesini kullanıyorum, hem işte kulaklığını kullanıyorum vesaire. Dolayısıyla ben bunun yazılımını daha önceden yüklemiştim. O yazılımı sitesinden indiriyorsunuz. Tuş konfigürasyonlarını oradan da ayarlayabiliyorsunuz. Lan niye böyle tıngır mıngır gidiyor bu araç? Tamam. Ben mesela ne yaptım? Farları bunun üstündeki tuşa atadım. Sol tarafta böyle bir joystick tuşları var bunların arkadaşlar. PlayStation ya da Xbox joystick'inden de gamepad diyelim daha doğrusu. Joystick değil, gamepad. Alışkın olduğunuz üzere yukarı, aşağı, sağ, sol tuşları mevcut. Ben yukarıya mesela şunu atamışım bak. Solda ne varmış? Solda da böyle selektör yapıyorum. Sağda ne var? Sağda da silecekleri ayarlıyormuşum. Her bir bastığımda hızı artıyor. En sonunda da kapatıyoruz. Ya çok güzel ya. Ne oldu lan? O ses neydi lan? Birisi yaptı lan. Bu arada 110 km hızla gidiyoruz ha. Bak sağdan Edirne, Tekirdağ. Vallahi Türkiye yollarında gidiyoruz. Adamlar yapabileceğini en Sağda iyisini kalın yapmışlar. ve sonra sağa dönün. Tamam canım. Şöyle sağdan gideceğiz. Biz nereye gidiyormuşuz? Tabelaya hemen bir bakalım. Sağa dönün. Tekirdağ İpsala diyor. Sağa dönelim arkadaşlar şöyle. Hemen solda dönelim hatta sağa. Biraz hız keselim. 9 alsak yeterli olur herhalde. Aynen. Lan! Lan ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? Gerizekalı herif ya, bak benim canımı sıkıyor burada. Oğlum ne yaptı lan bu manyak bize ya? Sığır uyuyakaldı herhalde. Çok güzel bir.
düşünce çekti. Uyuyakaldı herhalde. İyi, arkadaki şeye bir sıkıntı oldu mu? Bizim yüke sıkıntı oldu mu? Aptal ya, oğlum kalktı lan diye önümüze kırdı. Bakın ya, ben asabi adamım. Hemen küfre sarılırım yani. Trafikte var ya, trafikte tam bir şeyim yani. Ne diyeyim? Söverim yani ya, öyle de anlatayım. O kadar çok sığır adam oluyor ki arkadaşlar trafikte. Bak, bizim milletimizin kafa yapısını öğrenmek istiyorsanız çıkın trafiğe. Rezalet, rezalet. Vallahi billahi rezalet. Bizim insanımız neden acaba bu kadar kötü ya? Keşke böyle kendilerini geliştirebilseler bazı alanlarda. Şurada bak, şunu yaptığına bak, beni delirtti şimdi. Neyse, sakin olacağım. Şimdi şu OGS'den tekrar bir geçelim. 30 km hızla geç diyor. Hemen yavaşlayalım, hemen yavaşlayalım. Bak, ben buradan geçmeyeyim. Dur. Oradan takılıyoruz biz oraya. Şunu düşür, ikiye tak. Aynalara baktım chat. Şey, chat diyorum bak ya. Oha, 309 lira ödedik daha. Aynalara baktım, araba yok. O yüzden hiç sinyal mi yer vermeden devam ettim. Tam bir trafik canavarı gibiyim şu anda. Araba eğer öğrenmek istiyorsanız, kullanmayı öğrenmek istiyorsanız, vallahi bence bu oyun yardımcı olur yani. Çok rahat yardımcı olur. Araba kullanmayı bilmeyen adama böyle direksiyon başında, yani böyle güzel bir setle oturun, oynatın. Bir de bir araba, bir oyun daha vardı, ismini unuttum şu anda. Gerçekçi bir deneyim veriyor. Yani evinizde böyle simülasyon oyunları oynayarak da bu şekilde bir set alırsanız bence araba kullanmayı öğrenebilirsiniz. En azından çevre kontrolü, işte şeridinizde gitme, ne bileyim sinyal vermeye alışma falan. Bunları vallahi öğrenebilirsiniz. Bence süper bir uygulama. Umarım bu video hoşunuza gider bu arada. Video hoşunuza giderse arkadaşlar like atmayı unutmayın. Türkiye topraklarında beraber Logitech'le birlikte ETS'de yardırıyoruz. Sizler de yorumlarda lütfen fikirlerinizi belirtin. Bu ETS devam etsin mi gelmeye? Yani benim bayağı beğendiğim bir oyun oldu. Umarım sizin de hoşunuza gider de hep birlikte keyif alarak birlikte oynarız diyelim. Şimdi bak, şu araba benim üstüme atlar mı? Atlasaydı var ya, çarkına tükürdüm. Hay! Sinyal mi yaptı bana o? Selektör mü yaptı? Anlamadım. Takalım 11'e. Yorumlarda arkadaşlar kamyon sözlerini bekliyorum. Hepiniz yorumlarda bildiğiniz kamyon sözlerini yazın. Tekirdağ İpsala'ya devam ediyoruz arkadaşlar. Yenice'ye geldik. Çorlu'dan çıkıyoruz. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şurada biraz yavaşlayalım. Bizim yolumuz dümdüz devam ediyor. Şimdiki çıkışı kullanın. Evet, navigasyonda Zeynep var bende. Zeynep'i seçtim. Şöyle bir... Oğlum, uzunlar yanmıyormuş bende. Yo, uzunlar yanıyor. Ha, yok yok yok. Şimdi uzunlar yanıyor. Tamam lan, milleti biraz kör edeyim de görsünler. 11. viteste bu araç biraz zorlanıyor. Al onu abi. Onda biraz zorlanıyor. Al 9'a. Al 8'e. Zorlanmıyormuş arkadaşlar. Bana zorlanıyor gibi gelmiş. Oğlum bayağı, oğlum ben buraları hatırlıyorum ya. Bak vallahi hatırlıyorum abi. Herifler birebir yapmışlar ya. Vallahi arkadaşlar, bildiğiniz İstanbul yolundayız yani. Şey, Edirne pardon, İstanbul diyorum. Soldan devam edin. Hemen verelim sinyalimizi. Geçelim şöyle. Al 11'e. Yürü bakayım. Siz bu videoyu seyrederken arkadaşlar yeni bir sekmeden de açın İbrahim Tatlıses'ten Yallah Şoför Yallah Müziği ya da istediğimiz bir müziği. Diğer bir sekmede de o açık olsun. Tamam, lan nasıl girdim abi ben? Aa, hadi bakayım, çok sert bir kullanıcıyım. Nasıl girdim oraya? Yeni bir sekmede müzik açın. Ben koyamıyorum telif olduğu için. Siz öyle dinleyin. Benden STS. Bak, telif olayını da bu şekilde çözmüş oldum. Lan var ya, sıra dışı yöntemlerle çözüm üretiyorum. Al 11'e, şey 12'ye. Evet, Edirne yolumuz devam ediyor arkadaşlar. İstanbul'dan çıktık. Oğlum çok güzel ya. Çok acayip hoşuma gidiyor ya. Biraz yer kaplıyor. Ama değer yani. Süper bir ürün. Şu arabayı bir sağından geçelim. Lan oğlum, sola gitmişsin. Yavaş yavaş gidiyorsun. Bu kadar da yavaş gidilmez yolun solundan. Arkadaşlar trafikte bakın, trafikte yolun solu akar her zaman. Eğer yavaş gitmek istiyorsan geç orta şeride ya da sağ şeride. Tamam. Sol şeritteysen
Tabii ki azami hız sınırı şeyinde, derecesinde gidersin. Gitmen lazım. Gitmeyeceksen engel olma. Bak bak bak, nasıl giriyorum bak şimdi buraya. Ver gazı. Vallahi 120 ile tır solluyorum. Onu diyecektim. Hızlı gideceksen soldan kaptır git abi. Hız sınırını aşmadan. Bizim bu Türkiye'de millet sola geçer. Ben size söyleyeyim. Küçük kardeşlerimiz varsa ileride büyüdüğümüzde arabayla döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Abi tıngır mıngır yolun solundan tıngır mıngır tıngır mıngır. Şimdiki böyle çıkışı giderler. Kullanın. Bana böyle kafayı yedirtirler böyle var ya. Çıldırırım ya. Ben trafikte çok sinirleniyorum. İnanılmaz çok sinirleniyorum. Niyeyse çok sinirleniyorum. O yüzden İstanbul'da çok fazla trafiğe çıkmak istemiyorum ya. Daha çok Beylikdüzü çevresinde dolanmanın derdindeyim ben. Uzun bir mesafeye gittiğim düz zaman ilerleyin. Sinirlerim bozuluyor. Zaten çok trafik oluyor. Oğlum çok hızlı geldik ha. Tamam, bu kadar da abartmayayım. Heh. Önümü açtı, tamam. Önümü açmasaydı bayağı hız kesmem gerekecekti de. Allah'tan önümü açtı. Dikkatli gidin bak, dikkatli. Dikkatli olun. Şöyle sağdan sağdan gidelim. 12'den 11'e at. Ver gazı. Evet, Edirne'ye geliyoruz. Sağdan mı? Yok. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Sağdan devam edin. Bir anda döndüm ha. Arkamı da hiç görmüyorum. Dikkat edeceğiniz üzere benim yüklü alemde hiçbir fikrim yok. Şöyle 8'e alalım. Bayağı da uzunmuş gideceğimiz mesafe. Şimdi madem yolumuz uzun, biz de oturup biraz sohbet edelim. Ya arkadaşlar, Fenerbahçe ne top oynadı be. Ya Fenerbahçe, sen ne yaptın geçen be Başakşehir maçında ya. Ya bu nasıl bir etkidir, bu nasıl bir futboldur. Yani ben bir Trabzon maçında bu kadar çok etkilenmiştim. Bu maçta Trabzon maçını ikiye katladı yani. Çünkü Trabzon maçında ilk yarı çok iyiydi. İkinci yarı solda bazı bölümlerde düşmüştü Fenerbahçe. Sola dönün. Bu arada geldik. Başakşehir maçında full ya. Full basıyoruz abi, full. Ulan vallahi solda mest dönün. Oldum. Tamamıyla bana göre Ali Koç etkisiydi. Ali Koç dedi ki işte taraftar uyanın, ayaklanın. 3 Temmuz sürecini, o dayanışmayı geri getirelim, o ruhu geri getirelim falan yapınca taraftar var ya, çıldırdı çıldırdı. O kadar iyiydi ki taraftar. O futbolcular o taraftarın içerisinde tabii böyle coşkulu. Yolculuğumuz sona erdi. Ve yolculuğumuz sona erdi arkadaşlar. Evet, geldik. Park etme işiyle hiç uğraşmayacağım çünkü şu an tilt ediyor o iş beni. Geldik. Vallahi İstanbul'dan çıktık, Edirne'ye geldik. Şöyle bir detaylarına bakalım. Herhalde öyle yaptık. İstanbul'dan Edirne'ye geldim diye hatırlıyorum. Aynen. İstanbul şehrinden Edirne şehrine geldim ve teslim ettim. Canlar, videomuzun sonuna geldik. Buradan Logitech. Logitech! Ya sana çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum ya. Arkadaşlar, siz de ürünün linkini aşağıdan göreceksiniz. Açıklamalar bölümüne bakmayı unutmayın. Attığım her videoda açıklamalar bölümüne lütfen bakmanızı rica ediyorum. Ya bu muhteşem ürünü... Oh! Çok teşekkür ederim Logitech. Bana direksiyon öptürdün bu yaştan sonra. Bana yönlendirdiğin için çok teşekkür ederim. Sizler de arkadaşlar, ETS 2'nin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ve direksiyon ihtiyacınız varsa G29 diyorum. G27 de olur ama 29 efsane. Benden artık bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Bay bay.